Çilek ne olur izin ver de gidelim. Ya beni de götüreceksiniz ya hiç gitmeyeceksiniz. Of! Tuttu yine inadı. Ya siz de bir şey söylesenize. Senin yüzünden arkadaşımızın doğum gününe gidemiyoruz. O olsun, beni ekmeseydiniz. Ya senin ne işin var orada? Ben de kendime arkadaş bulurdum. Aa, neler oluyor burada? Hayır, gelemezsin. O partide senin yaşında çocuk yok. O zaman siz de gidemezsiniz. Ya Çilek bırak, bari biz Kerem'le sinemaya gidelim. Tamam, beni de götürün. Ama her defasında geliyorsun. Bırak bir defa da yalnız çıkalım. Hayır, evde tek başıma oturmayacağım. Ben varım ya. Ben onlarla oynamak istiyorum. Ama biz seninle her gün oynamak istemiyoruz. Çilek, ben buradayım. Ben seninle oynarım. Sorun o değil. O zaman ne? Ne? Size demedim. Eyvah, Tuğçe geldi. Ben bakarım. Ben bakacağım. Anahtarlar bende, ben bakacağım. Niye zile basmıyorsun? Şey... Gel Tuğçe gel, yakalandık. Cem niye böyle yatıyorsun? Çünkü Çilek ona çelme takmış, o da kalçasını incitmiş. Ne? Siz doğum gününe gidemiyorsunuz, ablamlar da sinemaya. Çilek! Kızma abla, beni de götürürsünüz, gidebilirsiniz. Hayır. Peki, siz bilirsiniz. Ben birazdan geliyorum. Çilek nereye? Sizce nereye gitti? Boş ver, hadi kaçalım. Ay kaçamazsınız, evet. Anahtarlar onda. O zaman bahçeden gidelim. Saçmalama, bu halimle mi? Firuze abla koş, anahtarları alalım. Ne yapıyorsun? Kaçmasınlar diye anahtarı tuvalete attım. Şimdi ne yapıyorsun? Sponu çektim. Çilek! Yaptığını gördün mü Firuze abla? Artık günah benden gitti. Bu defa seni hiç korumayacağım. Nereye gidiyorlar? Galiba beni annemi şikayet etmeye. Hadi ben tüyorum. Dur. Ben de geleceğim. Nereye gidelim? Yakın bir yere. Evde olacakları seyredeceğim. Yaşasın. Hadi. Bakalım Betüş Peri'nin evinde bugün ne sihirler dönüyor. Aman Avni amca sakın bayılma. Tüh, hep böyle oluyor. Burası neresi? Komşumuz Avni amcanın evi. Avni amca bize hep teleskopla bakıyor. Buradan olan biteni seyredebiliriz. Oy. Benim de canım böyle heyecanlı bir şeyler yapmak istiyordu. O zaman hazır ol. Eğlence başlıyor. Eğlence mi? İzninle Avni amca. Neler oluyor? Firuze abla hala telefonla konuşuyor. Kusura bakmayın Betüş Hanım. Rahatsız ettim ama olanları size söylemeden edemedim. Peki bekliyoruz. Geliyor. Bakalım şimdi ne olacak? Ah, korktuğum başıma geldi. Ne olmuş? Çilek kapıyı kilitleyip anahtarı da tuvalete atmış. Aa, pes! Ay sormayın, yani artık gidip onunla ciddi ciddi konuşmamın zamanı geldi. Ha Edacığım, ben yokken kafede Suzan'a yardım eder misin? Ederim tabii. Annem aramadığına göre bizim evde problem yok demek. Hadi hoşçakalın. Aman, çocuğum var, derdin var. Bilmez miyim? Bilirsin. İçeriye giriyor. Bakalım bir soruna. Bak. Bu bulanık gösteriyor ya. Nasıl bakacağız? Avni amcaya soralım. Ama bayıldı. Ayıltıp soralım. İyi fikir. Avni amca bir şey sorabilir miyiz? Şu bulanık gösteriyor. Ne yapmam lazım? Burada ayar düğmesi var. Onu sağa çevirdiğimi netleşir. Teşekkür ederiz. Anahtarım adamı konuşuyor. Yine bayıldı. Üzülme, gitmeden ayıltırız. Hadi bak bakalım Çilek. Betüş teyze ne yapıyor? Ablamlarıma beni şikayet ediyorlar.
Annem de onları dinliyor. Bir görmeliydin Betüş. Bana bir çelme taktı. Çok kötü düştü. Ay, hiç laf dinlemedi, hiç. Nerede şimdi o? Yukarıda herhalde. Onu banyoda yakaladığımızdan beri ses soluğu çıkmıyor. Tamam, ben şimdi gidip onunla konuşurum. Betüş, biz bekleyelim mi? Hayır, hadi siz çıkın evin. Yaşasın, hadi Kerem. Ben ne olacağım peki? Hiç mi ayağa kalkamıyorsun? Çok acıyor. Oğlum, istersen bir daha dene bakalım ha? Şimdi daha mı iyisin Cem? Sahiden de biraz geçmiş. O zaman biz de çıkabiliriz. Hadi iyi eğlenceler çocuklar. Güle güle. Firuze, ben bir çilekle konuşayım. Peki. Çilek! Aa. Çilek! Aa. Çilek Hanım neredesiniz? Çilek, hadi benimle oyun oynama kızım. Çilek! Çilek bak seninle konuşmamız lazım. Çilek! Neler oluyor? Abimle ablam dışarıya çıktı. Annem her yerde beni arıyor. Çok mu kızgın? Hem de çok. Çilek! Çilek neredesin? Bak bu görünmezlik numaralarından bıktım artık. Eminim şimdi bir yerlere saklandın ve beni izliyorsun. Çilek yeter artık şu oyuna bir son ver kızım. Eninde sonunda seninle bütün bu yaptıklarını konuşacağız Çilek. Bunların hesabını vereceksin. Ne çabuk konuştunuz Betüş Hanım. Çilek evde yok Firuze. Yok mu? Nasıl olur? Gel buraya Firuzeciğim baktım. Ama yok mu? Banyo dedi Betüş Hanım çocuklarla beraber yanına gitti. Bilemiyoruz. Firuze şey... bahçeden maçtan kaçmıştır. Nereye kızacak bahçeden? Biz çocuk bilmiyorum. Firuzeciğim sakin ol lütfen. Bak ben şimdi çıkar onu bulurum tamam mı sen merak etme. Lütfen sen git kapıyı onaracak birini bul. Tamam bebeğim çocuk Firuze Cem'in kapısı. Cem'in kapısı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Betüş Hanım. Sakin ol bir de seninle uğraşamayacağım Firuze. Tamam Betüş. Ufacık çocuk nereye gitti tek başına sokaklarda ne yapar? Firuze bir çocuk. Sahip olamadın. Ama o da yılan gibi mübarek. Kim bilir hangi deliğe girmiştir. Ah Firuze, salak Firuze. Bir çocuğa sahip olamadın. Hey, annem kapının önüne çıktı. Galiba beni aramaya gidiyor. Ne yapacaksın? Tabii ki sinir geçene kadar ortaya çıkmayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.